Dün saat 22.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ne için? İnsanları virüsten korumak için. Virüs ne yapıyor? Hasta ediyor, tedaviyle düzelmezse öldürüyor. Virüsten, hastalıktan, kötülükten korunmak öncelikle insanın kendi, sonra da yöneticilerin görevi. Yöneticiler bir takım kurallar koydular, tedbirler aldılar. Bunların yetersiz kaldığını görünce de, daha ileri bir tedbir olarak sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Virüsün ülkemizde ortaya çıktığı günden beri onunla yatıp onunla kalkar olduk. Kendi özellikleriyle birlikte sülalesini de öğrendik. Ondan nasıl korunacağımız, ne tür tedbirler alacağımız, nasıl giyineceğimiz, nasıl yürüyeceğimiz, nasıl konuşacağımız, ne yiyip ne içeceğimiz dahil her şeyi öğrendik. Ama bir şeyi galiba öğrenemedik. İnsan olmayı. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünebilmek ve bunu hayata geçirebilmek. Aslında biz bunu yapabilseydik sokağa çıkma yasağına gerek olmazdı. Kendi tedbirimizi alır, kurallara uyardık. Biz bunu yapamadık. İlkel dürtülerimizle kendimizi sokağa attık. Fırın, market, kuru yemiş satan yerler, benzinlik nereyi bulduysak içeri daldık. Ne bulduysak gözümüze ne çarpıtsa koy sepete misali aldık. 2 gün sokağa çıkamayacağız ya, açlıktan öleceğiz sandık. 2 gün hiçbir şey yemesek ve içmezsek hasta olmayız, ölmeyiz. Hatta sıvı alabildiğimiz sürece açlık sağlığımız için faydalı bir durumdur. Bir gün bunu da paylaşabilirim. Basın ve sosyal medyadan takip ediyorum. Kimileri ilan edilen saati, kimileri günü beğenmiyor. Vay öyleymiş, vay böyleymiş. Her kafadan bir ses çıkıyor. Öyle patolojik bir durum, bu psikolojiyi anlamak mümkün değil. Tedavi edilebilir mi? Virüsün tedavisinden daha zor. Virüs bir müddet sonra hayatımızda çıkacak, hasta olanlar iyileşecek ya da ölecek. Kalanlar normal hayatlarına dönecek ama, bu patolojik durum artarak devam edecek, tıpkı şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite, Alzheimer, kanser gibi yavaş yavaş öldürecek. Şimdiye kadar olan oldu, olanı geri döndüremeyiz. Ama bundan sonrası için, kendimiz için, sevdiklerimiz için, insan olduğumuz için, lütfen kurallara uyalım. Virüsün tedavisinde sağlık çalışanlarımıza, bizi korumaya çalışan yöneticilerimize, burada birçok insan iktidarı suçluyor, çok yanlış, bu iktidar değil de başka bir iktidar da olsa doğru karlar almaya çalışacaktır. Güvenelim. İnsan hayatıyla oynayarak kimse siyaset yapamaz, yapmaya kalkarsa da bedelini öder. Altta yatan psikolojinin temelinde galiba özgüven sorunu var. Kişi kendine güvenemiyorsa başkalarını da hiç güvenemiyor. Kendinde hiç kusur aramıyor. Her sorunda başkalarını suçluyor. Haklı ya da haksız, doğru ya da yanlış, her pozisyonda kendisini kusursuz buluyor. Bu yetersizliğin dışa vurumu olsa gerek. Kendisi hiçbir sorumluluk almıyor, yetersiz alamıyor. Konulan kurallara uymuyor, kuralları beğenmiyor. Siz ne yaparsanız yapın bunlara yaranamaz, bunları da mutlu edemezsiniz, bunlar eleştirecek bir şey bulamazlarsa, aynanın karşısına geçer kendilerine muhalefet ederler. Ne yaparsanız yapın mutlu edemezsiniz, kendilerine muhaliftirler. Halbuki normal bir insan değişen şartlara, ortaya çıkan her türlü duruma kendini optimal düzeyde ayarlayabilir. Öyle her şeyden şikayet etmez, sıkıntıları da belli bir olgunlukla karşılar. Çözüm üretmeye çalışır, gelen öneri makul ve düzgünse kimden geldiğine bakmaz, kabul eder. Ortaya çıkan sorunlarda kendi payı olup olmadığını kontrol eder. Bunun için kişi de özgüven olması gerekir. Galiba toplumdaki patolojinin altında yatan en büyük sebep bu olsa gerek.